hepimiz aşağı yukarı kendimizi tanıyoruzdur. Ben nasıl öğreniyorum diye. Mesela Gamze, sen Alman edebiyatına nasıl çalışıyorsun? Yazıyorsun. Yazma dersine nasıl çalışıyorsun? Mesela yazma dersine aslında hepimiz çalışmayız. Yani yazma dersinde kafandan bir şeyler yazarsın yani, değil mi? Ama mesela Gamze çok değişik o konuda. Söyle. Ne zaman çalışamıyorum? Çalışamıyorsun ama nasıl 95 alıyorsun mesela? Ezberliyorum. Komple metni ezberliyor. Sınavda da aynısını yazıyor. Bunu kendine bir teknik olarak edinmiş. Çünkü ezberi çok kuvvetli Gamze'nin. Yani inanılmaz bir ezber kapasitesi var. Sadece o derste mi? Başka mesela hangi derste? Ama kafandan bir şey yazmak istediğinde nasıl oluyor durum? Yani yaratıcılığını kullanıp... O zaman karışıyor değil mi? Hata yapmaya başlıyorsun çok. Bu mesela bir öğrenme tipi. Yani... Lezun'un asfendiklerinin bu Gamze'nin grubu. Ezberleme, okuma. Zaten çoğumuz böyle çalışıyoruz. Mecburen, klasik bir şekilde. Schreiben, Wiederholen und Memorieren. Ezberleme. Yine aynı şekilde yazarak. Çoğu dersi zaten böyle öğrenmek zorundayız. Lehrer an, lernen aus. Lehrer aus, lernen an. Yani öğretmen olmadığında öğrenme başlıyor. Hani birbirimizden daha çok öğreniriz denilen o teknik, o kuram var ya, ondan bahsetmiş biraz burada karikatürde. Lernen French by durch verschiedene Medien en Computer. Musik, filmen, video spielen, internet, chat freunde, video internetten, über internet. Şimdi sınıfta sıkılıyoruz öğrenmekten ya da evde sürekli yabancı dili böyle yazarak, okuyarak öğrenmekten artık bıkmış olabiliriz. Gramer, özellikle gramer kurallarını veya işte wordshots geliştirmede. O zaman farklı medyalar kullanabiliriz kendimize. Mesela müzik dinlemeyi seviyor olabilirsiniz. Film izlemeyi ya da bilgisayar oyunlarını. Bunların hepsini göstereceğim burada. Hepsinin örnekler açacağım oyunları. İnternette mesela chat arkadaşı bulup, yani komünikasyon beceriniz, en azından iletişim becerinizi gelişebilirsiniz. Ya da İnternet üzerinden dersler izleyebilirsiniz. Gramer dersleri olabilir. Ben mesela liseye gitmedim. Açık öğretim lisesinin videolarını internetten izledim. Açık öğretim lisesinden liseyi daha erken bir sürede bitirdim böylece. Bunlarla ilgili. Lernen durch Musik. Was lernt die Musik? Was ist unser Ziel? Hören und verstehen. Bu ana hedefimiz bir kere dinleme ve anlama. Modal fiiller. Mesela şimdi size bir parça dinleteceğim. Orada modal fiiller çok geçiyor. Können ve wollen. Ayrıca das yan cümleleri kullanılmış fonksiyonel olarak. Ein richtiges Aussprache, also sprechen, yani dili, o dilin doğal konuşanından dinlediğimiz için Aussprache de düzgün öğreniyoruz. Yani bir de o artısı var. Artı yapıları öğreniyoruz, kalıpları öğreniyoruz. Bir de wordshots. Şimdi şuradan açayım ben size bir tane müzik. Ne açalım? Ich will mesela, bu olabilir. Ses. Çok güzel bir örnek olmasa da. Boş ver, bilgisayardan alalım bir ses. Türk İngilizcesi de altında yazıyor. Şuralara geçelim. Tekrar edecek bol bol. Gördüğünüz gibi gayet... Ah, göremiyorsunuz şu anda. Geri alalım biraz. If we does... Yeah, yeah, persuade. Bana güvenmenizi istiyor. Zaten İngilizcesini de vermiş. Üstte Almancasını da veriyor. YouTube'da böyle milyonlarca şarkıyı bulabilirsiniz. Yani İşte yabancı dili öğrenirken bize ne yardımcı olabilir? Hem duyuyorsunuz, hem görüyorsunuz, hem de doğru bir alışıprahede, yani doğru bir telaffuzla dinliyorsunuz. Bununla beraber kalıp olarak öğreniyorsunuz. Bir de yani müzik ritimle geldiği için kulağa daha kolay oluyor öğrenmesi. Sürekli aynı şekilde kullanıyor, dikkat edeceksiniz. If it does diye devam ediyor. Yeni kelimeler de öğreniyoruz bununla beraber. Yeden herşeyler kontrol edin. Şimdi bunu derste kim bize söyleyecek? Bunu bize, yani öğrenmemize imkan yok aslında normalde.
I want to control every heartbeat. Değişik K'ler de öğreniyoruz bunun yanında yani. Hırştim bari. Şurada güzel bir şey daha var, onu bekliyorum gelsin. Sürekli yani Wall'un fiilini öğrenmemenize imkan yok bunu dinledikten sonra bu şarkıyı. In by far untergehen. Bunu ben mesela bu şarkıda gördüm ve duydum ilk defa yani bu şekilde kullanılabileceğini. Alkışlarınız arasında kaybolmak istiyorum gibi bir anlam çıkıyor bunda. Tezahüratları yapıyı öğrenmemize inanın yani okulda imkan yok. Bu işte biraz hayat boyu öğrenmeye de giriyor yani işte yabancı dili nasıl öğrenebilirim okulun dışında. Müzik bunun böyle bir örneği. Şimdi önümüzde zaten size şeyler de verdim, anketler de verdim. Hani hangi derste, neydi, neyi öğrenmek için kullanılabileceğini oradan işaretleyebilirsiniz. O anketler daha çok kendinizi nasıl öğreneceğinizi belirlemeniz için bir anket olarak görebilirsiniz onu yani. Devam edelim. Nerede kalmıştık? Learn durch Filmen. Was lernt der Film? Was ist unser Ziel? Hören, sehen und verstehen. Hem görüyoruz olayı, yani diyaloğu ve situasyonu da görüyoruz, orada ne olduğunu. Artı anlama, bu zaten ana hedefimiz. Eine richtige Aussprache, müzikte olduğu gibi Muster, yani yapıları öğrenme ve tabii workshops. Şimdi buradan bir film örneği açalım. Mesela şu gayet basit. Çocuklar için, yani daha başlangıç seviyesi için daha doğrusu Almanca'da. Yine altyazıları da Almanca, dil de Almanca. Gayet anlaşılabilir bir düzeyde. Fand Peter eine Schatzkarte. Hurra! Diesen Schatz werde ich finden. Was für ein Abenteuer. Yani anlayabiliyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Bu da bir teknik yani. Bunu da kullanabiliriz. Yabancı dil geliştirme amaçlı. Tabii bu biraz başlangıç seviyesi. Mesela diyelim ki bir DVD aldık gittik. Bakalım. Herhangi bir DNR'dan ya da herhangi bir yerden DVD alıyorsunuz. Burada dil seçenekleri Türkçe altyazı veya Almanca altyazı olan filmler de var. Almanca dil artı Almanca altyazı olarak izleyebilirsiniz. Ki bu zaten Alman film. Özellikle Alman yapımı filmleri izlerseniz çok daha faydalı yani bence. Die immer sehr rational und klug überlegt hat, durch die Tat fast den Zustand einer euphorischen Selbstverwirklichung. Yani inanılmaz derecede kelime bilgisi ve yapı öğrenmemizi sağlıyor. Artı dediğim gibi Aussprache. Yani filmlerin öğrettiği dil şurada sınıfta öğrenebileceğimiz dilden çok çok daha ileri düzeyde bir yani hazine bizim için. Tamam, izlememize gerek yok. Devam edelim. Video oyunları bu konuda zaten bilimsel araştırma dersinde özellikle ben makaleyi dedim ben bu konuda yazmak istiyorum. Daha önce de video oyunları satan bir iş yerinde yani kendi iş yerimizdeydim. 7 sene boyunca orada çalıştım. Özellikle dikkatimi çeken bu tür oyunları oynayan kişilerin yabancı dil bölümlerine eğilimi olmalı. Yani tercümanlık okuyanlar vardı. Yabancı dil lisede yabancı dil okuyan gençler vardı. Japon dili edebiyatı seçen oldu. Sırf işte bu Japonya'da gelen oyunları, o nasıl söyleyeyim size, fantastik edebiyat türü oyunlar var. Daha çok orada gündemde. Oradan geliyor oyunlar Japonca dili. Çocuk Japonca öğrendi, şimdi Japon dili ve edebiyatı okuyor. Yani bu oyunları kullanarak inanılmaz derecede geliştirebiliyoruz dilimizi. Çünkü burada artı bir de yapma da işin içine giriyor. Yani bu oyunu oynarken o sanal gerçeklikte
o durumu, situasyonu yaşıyoruz da. Sadece görüp işte duymuyoruz. Diyaloglara artı olaylara gidişatını da biz belirliyoruz bir kimi zaman. Burada anlama çok önemli. Bu oyunları oynarken tabii mutlaka sözlük kullanmak gerekiyor. Oyun aşağı indik, oradan Google Translate'de kelimeyi yazabilirsiniz ya da herhangi bir şekilde olayın içinden de çıkarımda bulunabilirsiniz. Yapıları da görüyoruz. Artı WordChat olarak inanılmaz bir hazine. Onun dışında yapıları öğrenirken de çok faydası oluyor. Şimdi bir tane oyun açayım ben size. Göstereyim. Daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu benim internetten indirdiğim bir oyun. Açılırsa inşallah. Açılmıyor. Şunu açayım. Daha iyi. Bu oyun demo. Bunu Almanca, Fransızca, İspanyolca, hatta yeni Türkçe ek paketi de çıktı. Onunla da oynayabilirsiniz. Ama bu şu anda demo olduğu için İngilizce ben oyunu almadım. Yani satın almadım. Görebiliyorsunuz değil mi? Görünmüyor mu? Kötü mü görünüyor? Oyunda sürekli bir şifre çözme, bir gizem, bir olay, sürekli bu tarz şeyler anlatıyor. Bu tarz araştırma oyunlarında İngilizce'de adventure olarak geçiyor. Türkçe çevirdiğinde macera alıyor ama macera yok. Yani herhangi bir, nasıl söyleyeyim, aksiyon yok oyunda. Oyunda aksiyonu daha çok aralarda, hani siz olayı çözdükten sonra karakter kendisi yapıyor. Sizin önemli olan olayı çözmeniz. Olayı çözmeniz için de anlamanız gerekiyor. Anlamanız için de yabancı dilde birazcık hakim olmanız gerekiyor. Olaylardan çıkarımlarda bulunabiliyorsunuz şu o zaman. Şimdi şurada basıyorum burayı. Burada bir şey diyor bana. Bunun ne olduğunu bilmezsem ben zaten bu oyunu oynayamam. Biz şimdi bu oyunu oynayabiliriz. Az çok bilgimiz var. Buna baktığında aynı bir key diyor. Bir anahtara ihtiyacımız var. Şurada bir şey var mesela. Bunu aldım. Bir anahtar. Reception bell key. Şu nedir? Şu sizce tam olarak nedir? Şu. Hani resepsiyona gittiğimizde çengin kule gidiyorsanız ya, resepsiyona sıkıntı gidebiliyoruz. Şimdi burada reception bell key dediğine göre bu resepsiyon zilinin anahtarı. Bunu da anahtar istediğine göre zaten anahtarı kullanmam gerekiyor. Basıyorsunuz. Buraya bastığınızda resepsiyon anahtarını kullanmış oluyorsunuz. Ve buradan bir olaya dahil olmuş oluyorsunuz. Artık bu kelimeleri öğrenmemeniz için hiçbir sebebi yok artık. Yani birebir öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü olayı yaptığınız tamam bir dünyada bunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu da bir situasyonun neredendir bir şekilde yani. Grafik olarak da zaten gerçekliği çok yakın olduğu için hem ses hem görüntü. Bunun da çok büyük etkisi oluyor. Öğrenmeler. Okay, okay, I'm coming. Diyaloglara yine... Hi there. Hello there, man. Soruları size veriyor, ne sorabileceğini. Bunun I would like a room. Bilgi alıyorsunuz. My company should have made a reservation in the name of Walker. The company is Marson and Lormont Associates. Tabii bunu İngilizce değil, Almanca bizim için daha çok Almanca daha iyi. Of course, Miss Walker, you are in room 6 on the next floor. Thank you. Anlamadık diyelim. Hello, my name is Kate Walker. Tekrar edebilirsiniz. İstediğiniz kadar edebilirsiniz. Of course, of course. Walker, room 6, next floor. Yani yüzlerce biz tekrar edin isterseniz anlamazsanız. Böyle bir seçeneğiniz de var. Ya bu da bir teknik yani. Bu kendi kendinizi öğrenmeniz için elinizde ne imkanlar var? Bilgisayarda, herhangi bir yerde. Hani ücretsiz oyunları da indirebilirsiniz. Ben bunları ücretsiz olarak internete indirdim, oynuyorum. Ya tabii korsanlarım olduğu gibi. I would like to see my room now.
As you like, miss. Options'tan sub-titles'ı kapatabiliyorsunuz. Tabii bu demo versiyon olduğu için dediğim gibi dil seçeneği yok. Ama dil seçeneği fazlasıyla var olmalı. Yani orijinalde tüm olanlarında. Siberia oyununda da. Bu önemli. Ha? Sims mi? Sims'te var da Sims'ten çok fazla bir şey yani çok fazla bir şey öğrenebileceğim bir durum yok. Eşyaları öğrenebilirsin mesela Sims'te. Eşyalar mesela bir yere giderken, farklı beklerken falan hani orada tıkladığın zaman hem yapıyorsun hem orada yazıyor işte İngilizce olarak ben size. Hem İngilizcesi yazıyor hem de orada tıkladığın zaman görüyorsun ne yaptın ya da ne bileyim bir günlük yaşantında işte oraya gidiyorsun ya da yemek yapıyorsun falan hepsi yazıyor. O da olabilir. Ama bunda daha çok dediğim gibi karakteri kendiniz yönlendirdiğiniz, olaylara da kendiniz şekil verdiğiniz için daha kalıcı öğrenme olabileceğini düşünüyorum. En azından ben böyle yaptım, oldu diye düşünüyorum yani. Ki yaptığım araştırmada da bu oyunlarla ilgili olan kişilerin eğilimleriyle ilgili hani bilgiler topladım. 7 sene boyunca o iş yerinde bu oyunları alan kişilerin de, yani özellikle bu tür oyunları oynayanların yabancı dilinin çok iyi olduğunu gördüm yani. Çok etkili bu konuda. Biz devam edelim. Nerede kaldık? Geçen slide'dan. Learning durch internet. Was lernt internet? Schreiben, lesen, verstehen. Yapıları öğrenme yine. Wordshots. Kommunizieren. Artı burada şey de işin içine giriyor. İletişim, evet. Şimdi burada benim yapmaya çalıştığım bir conversation diyor. Ne diyor? Diyalog, konuşma. Türkçe unutmuşum gördüğünüz gibi. Şimdi Simon diye bir arkadaşla ben hangi derste? Bir derste bilgi almak için özellikle konuşma gereği duydum. İnternetten ekledim. O da sağ olsun işte tamam dedi, yardımcı olurum dedi. Hani dedi sorabilirsin dedi. Özellikle dedi hatta yemeklerle ilgili sorabilirsin dedi. Arkadaş biraz böyle ilgici bir arkadaş. İşte konuşmuşuz. Hallo, wie geht es dir? Wie geht es in der Schule? Hoffe doch gut. Liebe Grüße aus Deutschland. Simon demiş. Wir sind in den Ferien. Aslında yanlış. Yanlış yazsam bile sorun değil. Adam anlıyor. Yani en azından komünikasyon kuruluyor. Ama adamın doğru yazdığından öğrenmen önemli zaten. Yani en azından o hani çekingenlikten de kurtuluyorsun biraz böyle bir Almanla konuşurken. Ha, ben en azından hani Almanlarla iletişime girebiliyorum. Şeyin oluyor yani. İçin rahatlıyor biraz. Hani burada konuştuğumuz Almanca çok farklı. Öğretmenler bizimle böyle bizim anlayabileceğimiz gibi yavaş yavaş, ağır ağır. Ya işte özellikle hazırlıkta hatırlatırım. Neydi? Ne diyordu? Bir hocamız vardı. Hallo meine Studenten, Studentinnen. Heute haben wir drei Stunden Workshops. Böyle bir şekilde konuşuyorlar. Almanlar da bu şekilde konuşmuyorlar bizimle. Ya burada yapıları, onların günlerde kullanıldığı yapıları falan hepsini öğrenebiliyoruz. Gayet güzel bir şey. Yani chat arkadaşı hepimizin olmalı diye düşünüyorum. Ne işte bir sürü şey konuşmuşuz. Yardım istemişim. O da yardım ediyor. Hallo und guten Tag. Ha. Özellikle şeyle ilgili. Trafik konusunu yapıyordum ben. Çiğdem Hanım'ın dersinde. Orada yardım almıştım. Hallo und guten Tag İlker. Hier in Deutschland gibt es auch viele Verkehrsstatus. Verkehrsstaus am meisten auf den Autobahnen in Richtung Dortmund. Ben bu yazıyı buradan kopyaladım, oraya yapıştırdım. Yani derste bana bundan daha yardımcı olacak bir şey var mı? Nerede vardır Almanya'da en çok? Mesela Türkiye'de İstanbul'da vardır. Ben bu kalıbı öğrendim. Yani işte es gibt viele Verkehrsstaus am meisten auf den Autobahn in İstanbul mesela. In Dortmund, İstanbul. İşte Ankara ne otobanıydı o? Ankara bir şey otobanı vardı. Sen biliyorsun Lüpeli. Var ya çok kalabalık olan bir otoban var ya. Eskişehir.
Ankara Eskişehir otobanı işte oraya inden otobanen in Lüftung Ankara Eskişehir. Mesela bunu bu yapıyı öğrendikten sonra her yerde kullanırım ben bunu. Yani bu da buna yarıyor biraz da. Chat arkadaşım bunu. Artı dediğim gibi o çekingenliği üzerimizden atıyoruz. Yani bu da hayat boyu öğrenmeye ve özerk öğrenmeye bir örnek olabilir. Yani çünkü kimse bize şimdi Faik Hoca demiyor ki gideceksiniz bugün işte video oyunu oynayacaksınız ki daha kolay öğrenesiniz. Böyle bir şey yok. Biz bunu sevdiğimiz için, kendimizi rahat hissettiğimiz için yapıyoruz. Yani yapabilirsiniz. Bunların hepsi gayet zevkli, eğlenceli öğrenme yöntemleri. Başka ne varmış? Geçen slide'dan devam edelim. Learning through internet, unterricht videos. Was learning internet videos? Was to does he? Parents Jane Verstehen. Yapıları öğrenme. Yine word chats. Gramatik var bu sefer için içinde. Çünkü yani her şeyi öğrenebiliriz internette. Mesela ben benim lise açık lisedeki pardon videolarım çok eski. Müziğinden zaten anlaşılacağı gibi. Anlamadınız derste konuyu. Konjüktif 2 konusu mesela. Merhaba değerli izleyiciler. Ne kadar eski olduğu anlaşılıyor herhalde. Onlar olmadan duygularımızı, düşüncelerimizi söyleyemiyoruz. Olayların meydana geliş zamanlarında... Ama çok şey detaylı anlatıyor yani böyle yavaş yavaş anlatması. İşte böyle durumlarda kurduğumuz cümleler dilek şart tipindedir. Ben bir cumhurbaşkanı olsam... Veya piyangodan bana çok para çıksa veya bunaltıcı sıcak bir havada iş yerinizdesiniz. Ayrılamıyorsunuz. Kendi kendinize şimdi evde olsaydım duş alırdım şeklinde ifadeler. Almanca'da bu tür ifadelere oturuyorsun çayını anlamında, neyse ben bir çay içeyim. Gidiyorsun çayını alıyorsun, gidiyorsun oturuyorsun, devam ediyorsun izlemeye. Yani bundan daha güzel bir şey olmuyor mu? Değerli izleyiciler, biraz sonra izleyeceğiniz sahnede gençler dilek şartlarında hayal ettikleri şeyleri dile getirecekler. Hep birlikte izleyelim. Artı işin içine bir de şey de koymuş, yani diyalog da koymuş buraya. Çok sessiz konuştukları için duyamıyoruz tabii biz. İşte bu tarz şeyler arada örneklerle yazılı olarak da veriyor. İşte bu şekilde. Hani boşluk doldurma Lücken Text'e veriyor yani. Sadece anlatmıyor. Wenn mein Vater Jung wäre, mit dem Rucksack durch das Land reisen. İşte herhalde bu würde ich olması gerekir yani. Başka bir şey olamaz. Yani Unterricht videosu da bunlar. Burada başka neler varmış? Kendini tanıtma. Daha çok ilk seviyeler için. Bu ders. Çalışma yapacağız. Evet, basit şeyler. Evet. Senin adın. Senin adın nedir? Bohekops. İlk komandör. Learn durch lernen. Bu daha bildiğiniz gibi işte öğreterek öğrenme. Bir şeyi biz anlatırken daha iyi öğrenirsin. Bu sunumu bize Faik Hoca'nın yaptırmasındaki amaç aslında bizim de bunu yaparken öğrenmemiz. Herkesin kendi konusunda ne kadar çok hakimdir. Mesela Silent Bey şimdi Gamze'den, Pelin'den daha iyi kim bilebilir? Zaten bununla ilgili bir şey yazmış mıydım ben? Ama yani onu da alamayabilirdim ya. Öyle düşün biraz daha. Ona da şükür. Buraya bir şey yazmışım ben, aslında çok da artistik olmuş. Learn to feel, damit sie nicht viel üben oder lesen, sondern damit sie daha erzählen. Yani daha çok, ders anlattıkları için daha çok biliyorlar. Yoksa her gün eve gidip de aynı konuları çalışmıyorlar tabii ki. Şimdi Faik Hoca, her gün siz Atina Mesleri'nin eve gidip okuyor musunuz? Hayır, anlattığınız için zaten biliyorsunuz yani, hakim oluyorsunuz. Sürekli tekrarlıyorsunuz yani. İşte şey, Birkan Hoca'nın da 8 kere okuyun demesine geliyor burada olay. Hiç sevmesek de. Yani o 8 kere okumayı sevmesek de. Yanlış anlaşılmaz. Şimdi Learn için Kübra arkadaşımızı sahneye davet ediyorum.